Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel evlendikten sonra ilk kez İstanbul Moda Haftası'nda podyuma çıktı. Volkan Zeynep Demirel çiftinin kızları Yadi de podyumda annesine eşlik etti. Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel İstanbul Moda Haftası'na damga vurdu. Heyecanlandım tabii doğal olarak 7 senenin üstüne. Ünlü model Özge Ulusoy podyumda nasıl yürek hoplattı? İstanbul Moda Haftası'nın açılış defilelerinden birinde Aslı Alev'in podyumundayız. ...2017 yılının bahar aylarında sıkça göreceğimiz asimetrik kesimler... ...tek omuzlu elbiseler, pullar, payetler ve cıvıl cıvıl renkler hemen göze çarpıyor. Defilenin baş mankeni ünlü model Özge Ulusoy. Bronz tenine çok yakışan sarı abiye bir elbise var üzerinde. Bakanları şaşı ediyor güzelliğiyle. Tek omuzlu, kırmızı elbise içinde alev alev yakıyor podyumu Zeynep Demirel. ...2009 yılında Belçika güzeli seçilse de... ...2010 yılında Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'le nikah masasına oturan Zeynep Demirel... ...Türkiye'de hiç mankenlik yapmamıştı. Kurallarını bir kereliğine yakın arkadaşları için esnetti. Zeynep Demirel defilemizde yer aldı. Kendisi çok sevdiğimiz bir dostumuz. Desteği için çok çok teşekkür ediyoruz. Heyecanlandım tabii doğal olarak 7 senenin üstüne. Hem evlendikten sonraki ilk defilem hem de Türkiye'deki ilk defilem. Defilenin kapanışını Zeynep Demirel minik kızı Yade ile birlikte yaptı. Anne kız podyumda çok güzel duruyordu. Tek eksik seyirciler arasında göremediğimiz Volkan Demirel'di. Volkan burada olacaktı maalesef ama antrenmanda olduğu için katılamadı. Tabii ki de aldığım her kararda olduğu gibi bu kararımda da defileye çıkma konusunda da arkamdaydı. Zeynep Demirel podyumu çok özlediğini inkar etmedi. Ama bu Türkiye'de ilk ve son kez podyuma çıkışım dedi. Bu birazcık arkadaşlarımın hatırı için olan bir şeydi. O yüzden pek tanımıyorum. İlk ve son mu diyeceğiz? Yani şimdilik bir şey demeyeyim ama büyük bir ihtimalle son olur.